Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Karabağ zaferinin yıl dönümü yaklaşırken bölgede görevli iki Rus barış gücü komutanı değiştirildi. Ermeni çetelerin Azerbaycan askerlerine yönelik tahrik, bölgeye yapılan silah, cephane ve insan kaçakçılığına göz yuman Kafkas kökenli Rus komutan Rüstem Muradov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle görevden alındı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Muradov'un yerine atanan Mikhail Kosobokov da 20 gün sonra Rus Barış Gücü Komutanlığı'nı General Gennady Anashkin'e devretti. Azerbaycanlı milletvekili Aziz Alekberli, Ermeni medyası ve kamuoyunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan daha çok, başta Ruslar ve İran olmak üzere müttefiklerine, neden yanımızda değilsiniz, tepkisi var. Hem savaş günlerinde hem de sonrasında, yalnız bırakıldık, diyorlar. Oysa Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bütün dünyayı hayrete düşürmeye devam ediyor. İşgali bitiren işbirliği ve gayret şu an bölgeyi yeniden imar konusunda da hızla ve başarı ile devam ediyor. İyi günde ve zor anlarda hep birlikte olduğumuzu bütün dünyaya ilan ediyoruz, ifadelerini kullandı. Fuzuli Havalimanı, Horadiz Cebrail Zengilan Otoyol Projesi başta olmak üzere Karabağ'da atılan her adım Türkiye ile birlikte yürüyecek, diyen Alekberli sözlerini şöyle sürdürdü, bunlar şüphesiz büyük sosyal ciktisadi adımlar ve yalnızca Azerbaycan için değil bütün düşman unsurlara verilen mesailardı. Şuşa beyannamesi ile çizilen Stratvik müttefikliğin ispatıdır. Karabağ'ın kapılarını birlikte tüm dünyaya açacağız. Türkiye bundan sonra her daim burada olacak. Birlikte belirlenen hedefe adım adım ilerliyoruz. Hiçbir kuvvet bu kardeşliği bozamayacak. Bir sonraki hedefimiz Zengezur üzerinden açılacak Türk Kara Koridoru. Barış adına yürüttüğümüz çaba tüm bölge için anlamlı ancak bizi yeniden kavgaya çekmek isteyenlere de hem Erdoğan hem de Aliyev net olarak haklarımız için dövüşmeye de hazırız, mesajını çok açık verdi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.